sorum geçiyor. Hocam yine en sık rastlanan konu başlıklarında damar tıkanıklığı fazlasıyla duruyor. Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı, şimdi iki tane aslında damar var biliyorsunuz. Bir atar damarlar, bir toplar damarlar. Aslında damar tıkanıklığından kastımız daha çok atar damar tıkanıklıkları. Yani temiz kanı, oksijenli kanı dokulara götüren damarlardır bunlar. Toplar damarlar da kirlenmiş kanı kalbe getiren damarlardır. Yani toplar damarlar da tıkanabiliyor biliyorsunuz. Özellikle bacak damarlarında tıkanması, derin ven trombozu diyoruz, pıhtılaşması da o zaman, o da aslında son derece bir sağlık problemidir. O da bazen ölümcül olabilir. Oradaki damar tıkandığı zaman damar tıkanması önemli değil ama oradaki pıhtının kopup akciğere gitmesi, akciğer damarlarını tıkaması, ana damarlarını tıkandığı zaman da o zaman işte akciğerler oksijen alışverişini yapamıyor ve bu sefer de vücut oksijensiz kalıyor ve ölümcül ve kalbi de zorluyor bu şekilde ve o da ölümcül olabiliyor. Daha ama bizim daha çok ilgilendiren, belki de toplumsal sağlık ilgilendiren konularımız ise atar damar tıkanıklıkları. Atar damar tıkanıklıkları aynı kalp krizindeki olgu gibi. Kalp damarları da biliyorsunuz atar damarlardır. Bu atar damarlar bütün organlara götüren damarlar. Bunlar işte bir şekilde tıkanabiliyorlar. Niye tıkanıyorlar? Bir de ateroskleroz dediğimiz bir damar sertliği olayı. Yine de altta yatan faktörlerden bir tanesi genetik faktörler. Ama onun dışında daha önemli faktörler. Yine bildiğiniz gibi sigara en önemli faktörlerden bir tanesi atar damar tıkanıklıklarında. Atar damarları inanılmaz derecede zorluyor ve iç yapısını bozuyor sigara. Ve işte ondan sonra da hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet. Yani diyabet demek zaten damar tıkanıklığı demektir. Bir insanda diyabet olduğu zaman ya da sigara içtiği zaman işte bütün beyin damarlarından, göz damarlarından tut, kalp damarlarına, böbrek damarları, bağırsak damarları, bacak damarları, aklınıza gelen bütün organların damarları tıkanabilir. Bunların bazıları ölümcül olabilir. İşte kalp damarları tıkandığı zaman, bağırsak damarları tıkandığı zaman bunlar son derece ölümcül şeyler. Ya da beyin damarı tıkandığı zaman felç geçiriyorsunuz. O da son derece nahoş bir durum. Aynı zamanda bacak damarlar tıkandığı zaman işte gangrenlere gidiyorlar, kesilmelere kadar gidebiliyor. Onlar da bazen hayati tehlikeye sokabiliyor. Burada da yine yani farkındalık yaratmak açısından yani diyabet ve sigara konusunda, yani işte obezite ve diyabet zaten ikisi aslında bir bütündür. Tip 2 diyabet zaten obeziteye bağlı gelişir. Ve sigara kullanımı son derece önemli. Sigara bütün böyle felç de kalp krizlerinde, bu aort damarının anevrizması dediğimiz genişlemesinde son derece en önemli belki faktördür. Onun dışında diyabet son derece önemli. Diyabet de, demin dediğim gibi diyabet demek damar tıkanıklığı demektir. Özellikle göz damarları, beyin damarları, kalp damarları, bacak damarları, bacak diyabetik ayak dediğimiz bir unsur vardır biliyorsunuz. Ayaklar, yaralar, gangrenler ve sonra kesilmelere kadar gidebilir. Yani onun için tip 2 diyabet, özellikle hani diyabetten kastımız aslında tip 2 diyabet daha çok. Tip 1 diyabet de çok nadir gözüken bir durumdur. O diyette falan çok onun ilgisi yok ama esas sağlık problemi olan tip 2 diyabettir. O da işte obezite ve insülin direnciyle ilişkilidir. Onun için yine iş yine geliyor. Obezite son derece ciddi bir sağlık problemidir. Obeziteden mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Yani kilo almamak lazım. Özellikle göbek çevresi, bel çevresi kiloyu mümkün olduğu kadar minimuma indirmek lazım. Ve sigara içmemek lazım. Eğer bunlara da dikkat edersek atar damar tıkanıklıklarından son derece riskini yani %100'e yakın azaltırız. O kadar iki tane basit bir önlemle yani. Kilo ve sigarayla. Dediğim gibi atar damar tıkandığı zaman işte yani beyin damarı, şah damarımız tıkanabilir. Oradan işte göz damarımız tıkanabilir. İşte felç geçirebiliriz. Tıkandığı yere göre işte kriz oluyor. Mesela işte beyin damarı tıkanan beyin krizi, kalp damarı tıkanan kalp krizi, bağırsak damarı tıkanan bağırsak krizi diye böyle özetleyebiliriz. Böbrek damarı tıkandığı zaman işte böbrek tamamen susar, böbrek yetmezliği gelişebilir. Ani tansiyon yükselmeleri olabilir. Ya da bacak damarı tıkandığı zaman da biliyorsunuz bacaklar, gangrenler olabilir. Onun için son, o da ciddi bir hastalık, yani problemdir atar damar tıkanıkları. Yani bunda işte tıkandığı yere göre de daha önceden önlem alınabilir. Ama en önemlisi olayın engellemektir. Yani aslında olay olduktan sonra yani tıkandıktan sonra çok yapılan işlemler
biraz etkisiz. Esas önlemdir. Önlemde yine ısrarla söylüyorum. Kilo ve sigara. Yani iki tanesi son derece önemli. Bu iki problemi üzerine düşülürse, yani bu sağlık problemiyle ilgili olan problemler %80-90 azalır. Yani o kadar önemlidir yani. İki tanesi o sigara ve obezite. Onun dışında neler yapılıyor? İşte anjiyo yaparak neresi tıkandığı falan gözüküyor. Onlara işte balonlar, stentler konabiliyor. Tedavileri genelde yani beyin damarlarına zaten bazen balon ve stent yapılabiliyor. Kalp damarlarına biliyorsunuz bypass ve stentler yapılabiliyor. Bağırsak damarlarına da oralara da balon ve stent yapılabiliyor. Böbrek damarlarına da aynı şekilde, bacak damarlarına da aynı şekilde. Yani bu bypass da yapılabiliyor bazen bacak damarlarına ama daha çok balon ve stentler de yapılabiliyor. Bu hastanın durumuna göre, kliniğine göre değişiyor. Yani tedavileri var ama esas problem tedavi değil. Yani olmasını engellemek. Olmasını engellemek dediğim gibi sigara ve obezite ve diyabet ikisi bir bütün olarak kabul edersek engellemenin iki tane yolu budur yani. Evet, 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 evet. Yani kilo kesinlikle bak yani üzerine çok düşüyoruz, çok konuşuyoruz. Kilo ciddi bir sağlık problemi. Çok ciddi bir sağlık problemi. Muhakkak üzerine durulması gereken. Zaten sigarayı zaten bildiğiniz gibi konu. Ama yine de farkındalık yaratıp bu ikisi konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.